Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim oyun projemiz arkadaşlar Chivava Space. Chivava Space arkadaşlar Binance Smart Chain ağında bir NFT oyundur arkadaşlar. Ve NFT oyunumuz hakkında daha detaylı bilgileri az sonra vermeden önce, bu videoya geçmeden önce, bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını ve bu videoya yatırım yapmak istiyorsanız arkadaşlar sadece yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yatırım yapmanızı öneriyorum. Dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir, sadece bir inceleme videosudur dedikten sonra videomuza hemen geçiyoruz arkadaşlar. Chivava Space arkadaşlar, bizim şivavamız var. Oyun aynı böyle oynanıyor. Gördüğünüz gibi bu roketi götürerek yavru şivavaları kurtarıp meteorlardan sıyrılmaya çalışıyoruz böyle giderken dostlarım. Ve coin kazanıyoruz ve ne kadar çok oyuncu oynarsa ve ne kadar şivava toplarsak o kadar fazla coin kazanıyoruz. Coin'lerin lansmanı yapıldı. Pocoin'den, PancakeSwap'tan bakabilirsiniz. Jizzcoin'e diyor. Şimdi onlara bakacağız ve aynı zamanda yani ayın 23'ünde, şu an 22'si gecesi çekiyorum videoyu, belki 23'ü belki 24'ü paylaşırım bilmiyorum. Ayın 23 akşamı oyun başlamış olacak. Oyun şu an Play Store'da var ama Play to Earn olarak başlayacağı zaman ayın 23'ü dostlarım. Ve Pocoin'den burada baktığınızda bir tane Jizz ne kadarmış? Bir basta şu anlık bu kadar Jizz alınabiliyor gördüğünüz üzere. Ve PancakeSwap'tan da isterseniz buradan trade edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere hemen bir göstereyim. Zaten Jizz'in bu kadar değersiz olduğu biliniyordu. O bir problem değil. Neden problem değil derseniz, çünkü NFT'lerin de fiyatları ona göre. Burada ne yapmışlar? Smart kontratlarını vermişler. Burada kendi smart kodları var. Jizz token, burada desimalısı ve token ismini vermişler. Chivava in the space dostlarım. Ve Chivava in Space projesinden burada join community'ye katıl demişler. Türk telegramlarına, Çin telegramlarına veya işte İngiliz telegramlarına veya Rus telegramlarına, atıyorum buralardan katılabileceksiniz verdikleri linklerden. Burada trade kısmına baktık ve tokenimiz hakkında dedi. Chivava token oyun tokeni olacak ve oyun tokenin detaylarını da white paper'ımızda yer alabilirsiniz demişler. White paper'larına daha devamlı bakacağız. Zaten Chivava bildiğiniz bir köpek cinsi olduğu için burada NFT'imizde köpek cinsinde. Burada gördüğünüz gibi mintleyebileceksiniz Chivava NFT'lerini. Şöyle göstereyim. Chivava NFT'sini buradan mint yapabileceksiniz. Approve olduktan sonra buradan 12 milyon cins diyor galiba. 12 milyon cins de ne kadar yapıyor mesela bir NFT? Görelim şuradan hemen NFT'nin fiyatını. 12 milyon cis bize kaç dolar getirir? 12 tut 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 tut. 2,5 dolara da mintleyebileceksiniz. Gerçekten bir şey değil gördüğünüz üzere. Ucuz. Oyun Play Store'da oynanıyor. Böyle gördüğünüz gibi uzay gemimiz var ve küçük yavru gördüğünüz gibi şivavaları toplamaya çalışıyoruz. Ve meteorları dojlamaya çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Hareket ettirerek telefonda oynayabildiğimiz çok basic bir oyunumuz var. Oyunumuz bu kadar. Ne diyor burada? Hızlı ol. Meteorlara çarpma, uçan meteorlara ve baby şivavaları kurtar. Ve silahları ve kalkanları kullanarak hayatta kal diyor arkadaşlar. Burada da böyle bir anlatım var ve ekosistemlerini vermiş. Ekosistemlerinde ne kadar çok leaderboard'da durursanız, yani ne kadar çok oyuncu olursa o kadar çok ödül kazanacaksınız ve leaderboard'un ne kadar fazla ilerisinde sıralamada, o kadar fazla ne kadar fazla ileride olursanız o kadar fazla ödül kazanacağınızı söylüyor ve game trailerını, bunlara bir bakmak istiyorum. Telefonum Android olmadığı için oyunu oynamayacağım. Bir emülatör kullanmadım. Emülatörde çünkü çok kötü duruyor. Ama sizlere buradan oynanışını hemen göstereyim. Çok rahat anlayacaksınız. Google Play'de telefonunuz vardı, Play Store'da indirebilirsiniz. Oyun böyle. Gidiyorsunuz. Baby şivaları topluyorsunuz. Gördüğünüz üzere baby şivaları toplamaya devam. Burada meteorları dojlayarak baby şivavaları topluyorsunuz. NFT paylaş diyor. NFT'lerle özellikler tabii ki de elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Stake geçiyorsunuz. Google Play'de şu anlık var. Play Store'da yakında gelecek. KYC, Audit, Safu hepsinden bahsetmiş. Burada 21.09'da PancakeSwap'ta coinleri çıkmıştı. 21.09'da NFT'lerin de launch'ı yapıldı. Coinlerin de launch'ı yapıldı. 23'ünde de oyunları tam olarak Play to Earn olarak çıkacak. Burada bugün katılabilirsiniz demiş. Burada da bir video daha vermişti. Ona da bakmak istiyorum. Burada bir ses var. Burada Chivava geliyor. Şöyle bir Atari'si, yani eski model Atari'msi bir video yapmışlar burada. Chivava hakkında da. Tokenomics'leri arkadaşlar %15'i yakım, %2'si takım, %5'i Jax, %33'ü IDO, %20'si LP'ye, %4 stake'e, %21'i reward pools'a gelecek. Bizim için en önemlileri tabii ki de yakımlar ve aldığımız ödül. %21 genelde oyunlar %60'a %50 oranlarında tutuyor ödülü. Burada Chivava projesi, Chivava in Space projesi %21'de tutmuş. Biraz düşük buldum bunu açıkçası ama yakımı yapmaları da güzel ve IDO'ya da %33'lük bir kısım ayırmışlar. Bizi destekleyenler demişler.
arkadaşlar. Burada PancakeSwap, CoinMarketCap, Binance Smart Chain, Pinksail, Pokeyn ve Dextools'u koymuşlar. Roadmap'lerinde şu an Quarter 3'teyiz dostlarım. Launch Gis token'i ve oyunun tabii ki de NFT'lerin satışlarının gerçekleştiği yerdeyiz. Daha önce yapmak istedikleri ve sonradan oyunun da gördüğünüz gibi Play Turn olarak başlayacağı ve haftalık turnuvalar yapılacağı. Burada gösteriliyor. Marketing kampanyaları, NFT stake'leri, game level'ları, game eventleri ve game boss'ları ve PvP turnuvalarının yapılacağını göstermişler. Takımlarda developer'ları ve game developer'ları, aynı zamanda BC developer'larını da göstermişler. Burada tek eksileri ben her çektiğim videoda eleştiririm de aynı zamanda. Bence Astroid yazılardı çok daha tatlı olmuş. Şu anlık tıklayamıyorum ama white paper'da daha detaylı bakacağız. Burada sosyal medyalarına gidebilirsiniz. Burada Telegram'ları, Twitter'ları var. Twitter'lara bir bakalım. Twitter'ları gördüğünüz gibi doğal olarak gidiyorlar. Bot basmamışlar. Aldıkları beğeniler takipçi sayılarına göre gayet normal. Ve sizler için de Discord'da veya Twitter'da bir çekiliş yapmaya çalışacağım aynı zamanda. Twitter'larına bakabilirsiniz. Bizim Twitter'ımızda da oyunun çekilişiyle ilgili bir şeyler yapabiliriz. İnsanlar çünkü çekiliş seviyor. Twitter üzerinden çekiliş yapabiliriz. Bizim Twitter'ımızda aynı zamanda takip etmeyi unutmayın. Takipçimiz hızla artmaya devam ediyor. Buraya geldikten sonra About Game token'e baktık, About Game'e baktık, D-App bakacağız, Roadmap bakacağız. White Paper'a bir tıklamak istiyorum. White Paper'a daha detaysal bakalım. White Paper'a da baktığımızda Gameplay Story var. Gameplay'in nasıl olduğunu söylemiştim. Roket gidiyor, yavru şivavaları topluyoruz, kayalara değmiyoruz. Screenshot'lar var oyuna dahil. Oyuna dahil screenshot'ları da görebiliyoruz burada. Ve NFT'lerden kaç tane olacağı ve neler yapılacağını görebiliyoruz. 1250 tane şivava olacakmış ve süper nadir eşsiz şivavalar. Tüm şivavalar özel özelliklerde ve farklı nadirliklerde elle boyanmıştır diyor. Yol haritasına bakmıştık zaten sizlerle ilgili incelemiştik ve burada bir stake olayı var. %31 AP'yi alabileceksiniz stake'te ve 5 milyon tane Gis jetonunu stake edebileceksiniz bir cüzdan başına. Yani maksimum 5 milyon tane ve 60 gün süre kalacaklar. Stake'i bozmak isterseniz %0 kar elde edecekler ve %10 ceza ödeyecekler diyor burada. Ve %2 vergi alınacakmış. Denen %2 vergi alınacağını da burada güzel bir şekilde anlatmışlar. Ve Gis simgesinden de bahsetmişler. Gis simgesi de bu projenin tokeni. Burada gördüğünüz gibi bir şivava da koymuşlar. Ne kadar tatlılar. Tahsisten bahsedersek coinleri toplam 500 milyar tane. IDO'ya burada tabii ki de burada yazanla burada yazan IDO değil. Burada IDO'ya %25 yazıyor. Sitede daha farklı yazıyordu diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. Sitede kaç yazıyordu? Sitelerinde IDO'ya %33. Burada bir değişiklik yapmışlar ama white paper'da değişmeyi unutmuşlar. Hemen bunları da ben oyuna iletirim ve safı kısmı var. Proje topluluk odaklı geliştirme pazarlamayı planlıyor ve oyun üzerinde çalışıyorlar. Yani bir DAO gibi topluluk odaklı bir geliştirme yapmayı düşünüyorlarmış. Burada diğer bağlantıları, Discord'ları, Telegram'ları, Twitter'ları, internet sitelerini görebilirsiniz. Ve takımlarına baktığınızda takımları var ama burada takımların hakkında daha detaylı bir bilgi vermemişler. Evet, son olarak videonun da böylecikle sonuna geldik. Yani Shivava projesinin, bence Shivava in Space projesinin güzel olduğu görünüyor. Ama dediğim gibi yatırım yapmak tamamen kendi tercihiniz. Zaten NFT'lerin de ucuz olduğunu görmüştük. İstiyorsanız alayım, kenarda dursun, kasayım, turnuvaya katayım, fazla ödüller kazanırım diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Sizin tercihinize bırakıyorum. Twitter'larına projenin takip edip Telegram'larına girmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirimlerini tümüne açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.